Selamünaleyküm köleler. Herkese selam. Bu videoda uzun vade yatırımcılığı icadından itibaren yapsaydık ve en iyi performans göstermiş kağıdı seçip tabii ki bu 2010'da 2000 Kasım yani Kasım 2010'da seçilmiş kağıdı yapacağız. Şimdi bu Halil Hoca'nın ilk başlığı hissenette hisse.net/eforum'da eski ve hissenetin eski forumu yani. Burada uzun uzun yazmış neden açtığını. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bir de uzun vade yatırımcılık deyince şöyle bir şey oluyor. Hani şundan dolayı insanlar ikinci yılım dolmak üzere. Senet forumunda ikinci yılım. Ben 1,5 yıl falan dediğim gibi hani mesaj yazacak şeyi bulamadım kendimde. O yüzden üye olmamıştım. Üye olmadan takip ediyordum. 1,5 yılın yani 2013'ün Ağustos'unda falan bulmuşum kendimde mesaj yazacak şeyi. Neyse. 2009 Mart'ında piyasalar dip yaptı. 2009 şöyle oldu. 2008 Kasım'ında krizin içindeydi. Yani Eylül'de aslında 2007 Şubat'ta başlamış. Pardon, Bear Stearns'ün 2 dolara el değiştirmesiyle başlamış. 2008 Mart'ında mı? Öyle bir şey. 15 Eylül 2008'de Lehman Brothers kapanıyor, batıyor yani. Aslında diğerleri de batacaktı da diğerlerini yüzdürdüler. Lehman'ı izin verdiler. Lehman'ın gitmesine. Çünkü 5. büyükler gitmeli. 5. 4. daha 3.'ler de gidebilir ama 1 ile 2 gidemez. O yüzden Lehman gitti. Eylül, Kasım'da seçim oldu. Obama seçildi. Mart'ta da o dönemin parasıyla yani 700 milyar dolarlık bir bailout ne diyorlar? Kurtarma paketi yani. City falan, hazine falan para koydu bunlara. Sermaye koydu. İşte City'ye, Goldman'a falan yani City'ye sermaye koydu. Goldman'a koydu mu bilmiyorum da koymuş kadar olmuştur. Yani öyle bir bugün mesela her hafta bir şey açıklıyor Fed. Yani öyle düşünebilirsiniz. Bugünden 2009 Mart'ıyla 2000 şuradan bakayım 2009 şu video da güzel. Bunu İngilizcesi olanlar izleyebilir. Şöyle 2009 Mart'ıyla şunu şöyle çekeyim. Aa, bu niye böyle gitti? Ha bu şey tabi düzeltilmiş düzeltilmiş grafik olduğu için böyle sabit gidiyor gibi. Bir de şey tabi logaritmik şuradan bakacağız. Yine şuradan bu iş yatırımın çok güzel bir bedava bir şeyi. Ya bu hesabı da böyle yapacağız ama geçen hani 2 gün önce mi dün mü? Bugün cumartesi adamın bir hesap yapmış Twitter'dan. 40'tan Aselsan alanlar zararda değilmiş. Yani 40'tan Aselsan alanlar hala zararda diyenlere hani ben de onlardan biriyim. Hani bugün Aselsan niye 60 lira değil? 2,5 sene önce 40 lira olan Aselsan bugün niye 60 lira değil? Biraz bunu düşünün. Hani bu bir 150 kişilik kemik kitle oluştu kanalda. Onlar düşünmese de olur. Onlar biliyordur zaten. Yani Aselsan niye 60 lira değil onu bir düşünün. Ondan sonra hesap yapın. Ama adam öyle bir hesap yapmış ki hani 40 liradan alıyorsun bir 2,5 sene önce hisseyi. Bugün hisse kaç? 30, 32 lira mı? 33 lira mı? 30. Yani 40 lira değil. Hani 40 liranın altında ama kârdaymışsın nasıl oluyorsa. Öyle hesaplar. Zaten hani zaten canım sıkılıyordu. Hani bir de onu gördüm iyice canım sıkıldı. Başka bir mesela başka bir şey diyorsun. Twitter acayip bir yer ya. Adama gördüğün tanık olduğun şey diyorsun. Diyorum ki Warren Buffett almamış Apple'ı. Todd veya Ted almış diyorum. Adam da bana diyor ki dur hep unutuyorum telefondan bakacağım. Aldığınızı kendimi inandırıyormuşum öyle bir şeydi. Keşke var ya öyle bir düzen olsa ki yani müzisyen çocuklarla gitar çalmaya çalışan hani Crazy Train'in solosunu çalışan çocuklarla
gitar dükkanı açacak çocuklar şey olsa böyle ayrılsa ama mümkün değil. Bu düzen böyle gelmiş böyle gidiyor. Yani adam aslında aplikasyon satmaya gelmiş. Yatırımcı falan değil. Aplikasyon satacak adam. İşte kullanması bedava ama şey yeni nesil oyunlar gibi. Pay to win. Hatta oyun içi satın almalar var oluyor ya hani App Store'da onun gibi bir şey olacak. Bir kademe ücretsiz, diğer kademeler şey gibi işte Borsa İstanbul gibi. Bir kademeler ücretsiz. Yani canım sıkılıyor Twitter'a girince. Kendimi inandırıyorum. Yani adam videoda söylüyor zaten. Ki ben onu aynı dönemde şahit oldum o olaya. Warren Buffett'ın 116 dolar civarından Apple alacağınıza inanmadığınızdan kendinizi ya onu Ted veya Todd almıştır diye inandığınızı varsayıyorum. Bu dediği olay 2016'nın ilk çeyreğinde oluyor. Bu 13F'ler var. Onları gönderiyorlar borsaya şirketler. Orada görülüyor ve şaşkınlık yarattı o dönem. Ben hatırlıyorum o dönemi. Ama bu arkadaş herhalde o dönem borsada değildi. Önemli değil. Dün gelse bile bir şey değişmez yani. Benim gözümde. Abi köyden dün geldim. Ha, ne güzel işte. Ama dün gelip de yani ya bilim adam gibi öğreneceksin ya da bilimden gelene saygı göstereceksin. Yani bu işler böyle. Deloitte'a Yapı Kredi'ye falan başvuruyordu herhalde arkadaş. İşte ben de o zaman MarketWatch okuyor muydum? Valla okumuyordum herhalde ama Apple alındığını ve Apple'ın kimi aldığını zaten videoda var o şeyde. Akışta altta flotlara aman floda diyorum mention'a atmışlar hala daha bilinmiyor ya önemli değil ilk o almamış zaten hani o şirkete biri getirmiş Apple'ı o da bakmış beğendi o zaten öyle hani Warren Buffett öyle biraz bulunsun diye aldım sonra baktım daha iyi oldu falan yani bir garip bir yer oldu Twitter hani dertleri falan da literatüre bir şey kazandırmak değil habire birbirlerine İşte şey yani adam kitle yapacak tamam mı? İşte bir tane var ya 30 küsur yaşında. Aslında haftalık gündem değerlendirmesi falan yapsam ben olur ya. Böyle bütün hafta bir şey bütün hafta gündeme bir kenara yazacaksın. Cuma gününde şunlar oldu. Güzel fikir aslında. Hem yapması kolay. Ekrandan kaydedeceğim için. Bir de bilançodan daha çok izlenir herhalde. Yani bilanço diye yapılan şeyler hatta avukat bir arkadaş var. Ne yapmış? İşte adamlar %15'i geçtim diye bildirim göndermiş. O da açmış o kapı. Adamların ismini aratmış. Twitter'ını bulmuş. Oradan günleri çıkarmış. Bakmış adam 11 Temmuz 2019'da İstanbul'daymış falan. Oradan manipülasyonu böyle yapıyor. Bir de takas analizi falan koyuyor. Pardon, aracı kurum dağılımını falan koyuyor. İşte manipülasyonu böyle yapıyorlar diyor. Yani nasıl manipülasyon ya? Adam mal almış bildirmiş yani. Daha ne? Mal almak suç mu? Yasak mı? Bildirmese neyse. Yani gördüğün tanık olduğun şeyleri anlatıyorsun. Onu bile bir kendince dalga malzemesi yapıyor. Yani hani kendimi inandırıyormuşum falan. Bir de bu arkadaş LinkedIn'den eklemiş beni. Herhalde background'umu falan merak etti. Bilmem önüne düşmüş de olabilirim. Bir de askerde bir bankacı çocuk vardı benim tertibim. Onu da hiç sevmezdim. O da eklemiş. Bir de diyor ki aha 400 tane bilmem işte bilmem şu an bilmem kaç yüz tane bağlantın var falan. E dedim ben eskiyim yani LinkedIn'de 2012'den beri falan varım herhalde. Daha Microsoft almamıştı o işlem görüyordu LinkedIn. Hala görüyorum bilmiyorum bakalım. Hatta gerçi onun ismi LinkedIn'di galiba ya. Microsoft almıştı benim hatırladığım. Sonradan bakmadım. Hatta bu Facebook falan IPO yapmıştı da değerleme olarak Facebook'un gerisinde kalmıştı. LinkedIn falan filan. Bu buralar biraz bozulmuş bu grafik. Neyse ya bu Twitter işte adam bildiğinden şaşırttırır. O yüzden fazla kafa yormamakta yarar var. Yoksa sıyırırsın. Bu bilişim falan fazla kafa yormamak lazım. Sıyırırsın. Evet, yatırımcılığa geri dönelim.
sağa sola sallamamız bittiyse. Ya sallama değil, başıma geleni anlatıyorum yani. Hani bazen şey olur ya, mesela bir işe girersin, tamam mı? 5 yıldır tanıyorsundur adamı. Sonra bir herif gelir. Aradan 2 yıl geçer. Sen 7 yıllıksın. O herif 2 yıllık. Senden daha iyi bildiğini, o şirketi senden daha iyi bildiğini falan, hani o şirketin elemanlarını falan, iş arkadaşlarını falan daha iyi, hani o öyle değil falan der bir iş arkadaşı için falan. Yani sen bilmezsin, o bilir. Falan filan işte böyle. BİM'i seçmemin nedeni, bakın şurada 1 Aralık ne demiş? Elin Avrupalısı bile keşfetmiş bizim bakkalı. Burada bakkal dediği BİM ama burada lakap takmış hoca Halil Buhur. Yani bu muhabir arkadaşın lakap takması gibi değil, yasaklı olduğundan değil. Burada arabaydı mesela Ford Otosan'da. Ama dediğim gibi o yasaklı, aman söylemeyeyim falan diye değil. Bu lakap, bu kadar yani, adam lakap takmış. BİM'i seçmemin nedeni de şurada bir liste olması lazım. Bak mesela bu arkadaş 2010'dan 2012 sonuna kadar ne taş tuttuysa iyi. Herkes bir şeyler yazmış. Bu topiklerin en sevdiğim yanı da bu. Herkes bir şeyler yazıyor. Twitter gibi. Ha. Uzun vade uyduğunu düşündüğüm hisselerden temettü verimli öne çıkanlar. Forato, Mardin, Adana, Tüpraş, büyüme temettü ve bedelsiz BİMAŞ ilk iş. Şimdi bunları almadım. Çünkü bunlar için iniş çıkış oldu. Yani işlerinin kötü gittiği dönem oldu ama BİMAŞ için olmadı. Ford Otosan'da da işlerin kötü gittiği, daha doğrusu zarar, ya yatırımdan dolayı zarar oluyor. Yani sasa değil yani, bir sasa değilsiniz. Bu şirketler bir sasa değil. Yatırımdan dolayı zarar oluyor. Ford Oto'yu almadım çünkü ürün. Mesela bu tarihte Ford Connect vardı. Ford Courier mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Courier vardı işte Ford. Ürün riski olduğu için. BİM'in hiçbir ürün riski yok. BİM 10 sene önceki BİM. O yüzden onu aldım. Ve birleşme satın almaya da konu almadı. Bir şirket de satın almadı. O bir şirket onu da satın almadı. Sadece file konseptinde bir şeyler açtılar. Herhalde kimse de fileyi görüp ben gidiyorum dememiştir BİM'de. Şöyle hesaplar yaptım. Şimdi aylık biriktirme şeklinde çalışacağız bu şirkette. Şimdi 2011 yılı boyunca, şimdi bu başlığı gördük. 2010'un sonunda Kasım'da 2011 yılıyla başladım. 2011 yılında KYK kredisi, aylık öğrenci kredisi ya da bursu 240 liraymış. Ben de dedim ki 240 lirayla her ay, yani bir öğrenci bursu kadar alalım. Ayda 4 lot, senenin sonunda 48 lot, 2588 lira para yatırdım. Daha önce bu videoyu yaptım da, hani bu yazdıklarımı falan da şey yaptım. Sonra sildim onu. Şimdi tekrar baştan yapıyorum. Bunları yaparken de tabii bunları kullandım. Yani bu çok güzel. Şuradan düzeltilmemiş fiyatı seçiyorsunuz. Müthiş bir şeyler oluyor yani. Şimdi 2010 yılı içinde bu şirket bölünmüş %100. 76 milyondan 152'ye çıkmış ama biz 2011 yılı itibariyle aldık. Almaya başladık. Zaten 2011, 2012, 2013, 2014, 2015'te alacağız. 5 yıl boyunca alacağız. Sonra da yatacağız. Temettülerle de hisse almayacağız. Temettüleri yiyeceğiz. Tabi bu grafik düzeltilmiş fiyatlarla olduğu için. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bu uzun vade yatırımcılık da, hani ben uzun vade yatırımcı olacağım diyen arkadaşlar için de önemli. Eğer varsa burada izleyen. Şimdi şu fiyatlarla pek belli olmuyor. Hani belli oluyor da yani çok değil. Şöyle bir şey var. Bu şirket aylarca, hatta ben bunu şu an Buhur 25'te değil galiba abim. Ya bir ışımla Ali Hoca'nın attığını hatırlıyorum yani. Eskiden de BİM böyleydi. Her şey düşerken o çıkar. Her şey çıkarken o düşer. Hani bir gün yine herhalde endeksin artı %2 olduğu yerde, eksi %3 falandı. Tam hatırlamıyorum da gün içinde Buhur 25'ten bir maç çıkmıştır diye tweet attığını falan hatırlıyorum yani.
Sonra 4 lot yani 250 liralık. Burada bir 330'a vurmuş şey ama önemli değil. Yani o kadar da öğrenci değiliz sonuçta. Yani Halil Hoca memur Türkçe öğretmeni benim bildiğim. Türkçe öğretmeni. Amaç burada küçük paralar park etmek. Küçük paralarla küçük değil de daha büyük paralar elde etmek. Yani zaten bir maçın temettü namına öyle uçar kaçarı olmadı bir Ege'nin yanında. Yani illaki iyi de bir Ege'nin falan temettü olarak olmadı. Ama mesela Ege'ni hadi anlamadınız. İşte bir de 2011'de bu kadar 2012'de bu kadar bilgi birikimi yoktu. Şimdi Twitter'a Ege'nin yaz 1000 tane şey çıkar. O kadar onlar mühim değil. BİM'i biliyorsun yani. Hani BİM'e bakınca BİM deyince aklına bir şey geliyor insanın. O yüzden BİM'i seçtim. Şimdi burada da 48 lot aldık yıl boyunca, 2012 yılı boyunca. Hani her ay alıyoruz ya uzun vade yatırımcı. 3400 lira para ödedik. Şirket 15 Haziran 2013'te sermaye arttırımına gitmiş. Şöyle biraz hızlı geçiyorum ama bu hesap böyle yapılıyor. Yani şimdi dünyanın en ince hesabını yap. Gene abuk sabuk bir kritik alacaksın yani. Hani diyorum ya yaşadığın şeyi, gördüğün şeyi söylüyorsun. Adam diyor ki inandırdığınızı varsayıyorum. Hayda. Yani şimdi burada en ince ayrıntısına kadar hesap yap. Adam diyecek ki olmamış. Şey daha iyi. Ege'n daha iyi. Ege'n ben olsam. Hani şimdi bugün cumartesi. Dün adam birini linçlediler mi? Akıl mı verdiler? Daha adam ben kaybettim diyor. Onlar da diyor ki şunu alsaydın olurdu. Sen yanlış yapmışsın. Sanki Mart'ta ağlamaktan uyuyamayan bendim. Kapıları yumruklayan bendim. Yani görmedim tabii adamların ağladığını zırladığını da. Uykuları kaçan bendim. Ama adım gibi eminim. Uykuları kaçıyordu Mart'ta. Yani 500 bin lira 300 bin liraya indi diyordu adam. Mesela yani. 500 bin liranın şeyi zaten 250-300'ü zaten babadan kalan dairenin satımından gelmiş. Zaten herkes de 50 bin lirayı 450 bin lira yapmış ha. Bu son işte 10 yılda 5 yılda falan. Hiç arada havadan para gelen yok. Bu memlekette zaten ben diyorum İmar Bankası'ndan emekli adam yok şu an piyasa Türkiye'de. Hani İmar Bankası'nda kimse çalışmamış gibi. Aslında Bankasya'da da kimse çalışmamış gibi de. Yani Bankasya yakın tarihi olduğu için o yemiyor. Ama İmar Bankası da sanki kimse çalışmamış İmar Bankası'nın. Kimse emekli olmamış. Sahil kentlerini gez bir tane İmar Bankası emeklisi bulamazsın. Nasıl oluyorsa. Bu da böyle. Herkes 50 bin liraya, yani 10.000'i 450 yapan da yok. Yani 10.000'i 350, 10.000'i 150 yapan da yok. 40 bin lirayı adam 350 yapmış. Yani kentsel dönüşümden yararlanıp babasının bir evine iki kardeş, iki daire alan da olmadı zaten bu memlekette. Yok öyle şeyler ya. Kentsel dönüşüm ha, biz bilmiyoruz falan. Neyse 2013 yılı içinde de bu kadar para aldık. Pardon yatırdık. Ha, şunu göstereceğim. Bakın şimdi hani bu iş yatırımın pardon iş menkulün 2019-12 aylıklarda da gösterdim. Yani bir ara tamam 2015'te alalım da iş menkul değerler. 2016'da para kaybetmiştik. Nasıl sen uzun vade yatırımcı olacaksın? Nasıl olacaksın? Şirkete güvenerek. Şirkete güvenmek de öyle işte cevap mail yazdım. Bir saatte cevap verdiler gibiyle olmuyor. Biraz bilmen gerekiyor yani şirkete güvenmek için. 2015'te alsaydın 2017'de paran aynı olacaktı iş menkulde. Bilmem anlatabildim mi? Bak şurada da şimdi bak. Aldık. Bak 2011 yılı içinde 2012'de şaha kalktı. Daha yukarıdan almak zorunda kaldık. Hani ısrarlıyız ya. 2013'e geldik. 2013'ün burada gezi oldu. Bak şu gezi. Pardon. Şurada Bernanke konuştu. Şuradan düştü. Şurada zaten gezi oldu. Şuralara düştü falan. Tekrar tepe yaptı. Ağustos'ta tekrar düştü. Burada endeks 60 bin falan. Şimdi yine yatay. Aradan bir 17-25 Aralık oldu. Bak 17-25 Aralık oldu. Yine buradan. 2014'te ısrarla devam ediyoruz. Şu an neredeyiz 2014'te? Şurayı tamamladık. Elimizde kaç lot oldu? 168 lot. 168 lot oldu. 2014 yılı içindeyiz. Nerede 2014 başladı?
Hadi düştü. Önemsemedik. Kaçtan kaça düştüğünü de bilmiyoruz ya. Dur bakayım. 2014 yılıyla bakalım. 42, 40, 30, 35'leri görmüş mü? Görmemiş. 42'den 37'ye düşmüş. Tekrar toparlamış. Nerede? İşte şurada. Şuralarda toparlamış. Tamam. Bakın şimdi. 2014 yılında. Ya şöyle bir şey var. Dedim ya. 528 günlüğün hep yukarısında. Hatta burada bak 528 günlüğü kırmış. Bu logaritmik grafiklerin kötü yanı bu. Adam bak. Üste çok az şey var. Alan var. Altta bayağı alan var. Neden? Burada. Buradan buraya geliyor çünkü. Neyse. 528 günlük yani tabii buradan deyince destek olmuş diyebilirsiniz. 2 yıldır yatay yani 2 yıldır kapanış fiyatıyla alsan ortalaman burada olacaktı. 5 şurada olacaktı mesela ortalaman. Şurada kendine bakın şimdi 2 yıldır alıyorsunuz ya. Hatta burada 4 yıldır alıyorsun da neyse. 2 yıldır alıyorsun. Şurada şu kadar kârdasın. Şu birkaç gün o içinde bütün kârın gitti. Yani sen bunu bütün kârının gitmesine şey yapabilecek misin? Dayanabilecek misin? Dayanamayacaksın. O zaman uzun vadede yatırımcılık diye bir şey yok. Hatta hadi tamam burada dayandın. Burada da dayandın. Hadi burada destek olacak dedin. Şuraya gitti. Bu sefer yine kârından oldun. Gibi düşünebilirsiniz. Yani şuralarda falan attı galiba. Halil Hoca. Çünkü 27'den 21'e 6/27 %22 bir düşüş var. Bir de endeks burada gidiyordu galiba. Şurada endeks değeri de var. 2015'e bakayım. 81, 83 48, 47 bir bakayım ya. Fazla da düşmemiş aslında. 46, 50. Endeks de gidiyor. Ya neyse bu grafik işin grafik kısmı böyle. Şuraya baksanıza gene bütün şeyleri yere aldı. 2016 yılı. 2016 yılı içinde çalkalanmış zaten bu işte. Herhalde 2016'da attı şey bunu. Halil Hoca ama 2017 bereketiyle gelmiş. Şurası 2017. Şu daldığınız düşünsene. Düşünemedi. Neyse herhalde bir daha da fazla salmadı galiba. Her seferinde bir şeyler olmuş. Bir düşmüş çıkmış, düşmüş çıkmış ve malum pandemi mandemi 69. Şimdi hesabını yaptım ben. 2014 yılı içinde de aldık. 300 lira akademik burs kredi. 4400 lira yatırdık. Şimdi 2016 Ocağı geldik durduk. Çünkü 5 yıl aldık. 60 ay boyunca aldık tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki sen niye şimdi BİM almıyorsun? Valla Tüpraş şu an daha çok şey veriyor gibi. İmkan sunuyor. Yani vermiyor. İmkan vaat ediyor gibi Tüpraş şu fiyatlarla. Ben şu an Tüpraş falan yapıyorum. Mart'tan beri Tüpraş yapıyorum. Hedefimin 3'te 1'indeyim şu an. Şimdi portföy değerimiz 18.360 lira. 2016 Ocak'ta. 2016 Ocağı gelelim. Şunu alıyorum ben. Şurada ağırlıklı ortalama fiyat var. Şu ağırlıklı of 51.40. Nerede bu? 51 lira diyelim. 360 lot var. 360 lotun bir güzelliği şimdi dağıtılan karın %1'ini almanız için ne lazım? Sermayenin %1'ini tutmanız lazım. %10'unu almanız için %10 almanız lazım. Ama arada stopaj olduğu için biraz daha fazla almanız lazım ki şu paranın milyonda birini yani mesela sermayenin milyonda birini tutuyorsunuz. Tabii şimdi milyonda bir ne falan boşuna demeyin. Çünkü şöyle bir şey şu an değil de mesela 2,5 sene önce 22 milyar TL'ymiş. 22 milyarın milyonda biri 22 bin lira para yapar. Şu an kaç bin? Şu an 40 bin lira 40 milyar galiba BİM'in. Yani milyonda biri 40 bin lira falan yapar. Milyonda biri. Milyonda bir deyince çok küçük ama bence 40 bin lira çok küçük bir para değil.
Onu bir arada göremeyip ölen var. Hani göremeden yaşayıp ölen var. Neyse. Şu paranın yani 121 lira istiyorsanız sermayenin 0.85'e bölümünü tutmanız lazım. Yani sermayesi kaçtı bunun o tarihte? 304. 304 bölü 0.85. 0.85 olmasının nedeni de %15 stopaj. 357 yani düz hesap 360. Tam da benim hesabıma geldi. 360 lot. Yani 2016 Ocağı itibariyle şirketin sermayesinin 1 milyonda birini tutuyoruz. Milyonda birini. Yani bu karın bu hesabı kolay olsun diye milyonda bir. Mesela küçük bir şirket olsaydı 10'da 1 olabilir. %100.000'de 1 olabilir. Amaç hesap kolay olsun. Milyonda 1 deyince ne oluyor? 6 sıfır atıyorsun şurayı. Şurayı görme. Şurayı görüyorsun. 151 lira. 100.000'de 1 olsaydı ne olacaktı? 1500 lira gelecekti. Sadece şu taksit ödemesinden. Neyse. 2016 yılı bir de temettülleri alıp yedik. Arkadaşlar ben geçen sene bu zamanlar yeni bir nasıl diyeyim tarz değiştirdim. Artık temettülerle hisse almıyorum. Temettü hesabıyla, kredi kartı hesabıyla yatırım hesabını ayırdım. Önceden ikisi de İş Bankası'ndaydı. Hisse satıp kredi kartı falan ödüyordum. Yanlış. Şimdi temettüleri direkt alıp kredi kartına yatırıyorum. Nasıl olsa o benim harcama hesabım. Şimdi temettüleri hiç tutmuyorum. Direkt yiyorum. 5 yılda bunu neye yazmışım ben ya? Ha 5 yılda şey yatırdık. Durun şunu. 2588 artı 3405 artı 4138 artı 4480 artı 47. Aslında bu tarihlerde şey alan gram altın bursuyla çeyrek altın alan bir genç bayağı para kazanmıştır. Kaç yatırmışız? Yatırdığımızın altında. Bakın. Portföy değerimiz. Niye? Çünkü 2019 Ocağı'nda bu hisse böyle. Ama ne yaptık? Kafamızdaki sermaye oranına geldik. Bakın şuraya. Şuradan altında yani. Hatta 528 günlük. Hatta şunu ne yapalım? 1056 yapalım bakın. Bakın şimdi 1056. Yani kabaca 4 yıllık ortalama denilebilir. 4 yıllık ortalamanın Ocak nerede? Ha. 4 yıllık ortalama 17. Hisse fiyatı 22. Yani 5 bölü 17. 4 yıllık ortalamanın sadece %30 yukarısında. Burada. Ve kapanış ortalamaları. Biz ayın 1'inde aldık. Burada da altında. 2588 artı 3405. 4480 artı 47. 80. 7. 19.398. Şuradan da olabilir. Milyonda birini topladık ya. Zaten 2016 Ocağı'nda piyasa değeri kaçmış? 19 bin liraya yakın olması lazım. 19 milyar pardon. 16-19. Biz 360 lot topladığımız için 15 bölü bakın şimdi sağlamasını yapalım. Yanlış mı yaptık? Doğru mu? 15.4 bölü 0.85. 18-11. Tamam. Hemen hemen aynı. Yani hala zarardayız. Ama ne yaptık? Şirketin milyonda birini aldık. 5 yılda. Yani uzun vade yatırımcıyız ya. Ya bu hesap zaten herkese gelmez. Ya bu hisse senedi zaten herkese gelmiyor. Bir de bu hesaplar herkese gelmez. Bakış açısıyla alakalı. Mesela uyarı metninde ne diyorlar? Yatırım danışmanlığı kişiye özeldir. Seni tanımam lazım diyor. Yani şimdi metni tam hatırlayamadım da orada diyor ki ben senin risk algını bilemem. Sen %5 zarardayken gece uyuyamayan bir adam mısın? Yoksa %5'te zarar kes.
yapan bir adam mısın? Kimisi uyuyamaz, kimisi de %5'i siler. Zarar kes çünkü. Daha aşağı gitmesin. Şöyle şu üsttekileri toplarsanız, ben topladım. Bu kaç çıkıyor? 2600. $2,638 çıkıyor. 2016 yılından, yani 4 tam. 2016, 17, 18, 19, 20. 5 tam yılda. Tabii bu ilk taksit. Bu Eylül'den sonra geri kalan dağıtılacaktır. Kaç dağıtılır bilmiyorum. $2,638 para almışız ve bu şirket bir %100 daha bölündü. Yani elimizde şu an 720 lot var. 720. Şu anki tarihi fiyatı ne bunun? TradingView'un da en çok bunu şeyini seviyorum. Çarpı 7. 50 bin lira. 50 bin liralık hissemiz var şu an. Şu an portföy büyüklüğümüz 50 bin lira. 2016 yılında kaçtı? Yani 19 bin lira para yatırdık. Şu an 50 bin lira. Ya bu biraz karışık. Karışığı da şuradan geliyor. 5 yıl boyunca para yatırdık. Şu an 5 yıl sonra %100 kadar kârdayız işte. %100'den biraz fazla. Aslında bu hesap kazanmamış bile olabilir. Kazanmamış zaten. Belki de o yüzden Halil Hoca uzun vade yatırım listesinden attı. BİM'i bilmiyorum. BİM hesabı da böyle olsun. BİM'i yapmamın nedeni, BİM hep BİM'di. Fiyatı dalgalandı. Ama dediğim gibi her zaman BİM'di. Hatta şu şimdi earnings, bu kazançlara bakalım. Bakın şimdi hisse başına kazanç, dur. Ne zaman bölündü bu? Bölünmeden önce S nerede? S D D S. Yani bu %100 bir hissesi olan 2 aldı gibi oluyor. O yüzden oradan mesela çeyrek kârları düşmüştür şimdi bak. %60'ken %57 olmamış aslında. Bu 60, bu da %114. Şöyle bakacaksınız. Yani bölünmeden önce bakacaksınız. Şimdi çeyrek kârı 23, 28, 32, bakın 33 hep yükseliyor. 36 ve bu şey tabii. Yeniden değerleme kârı bilmem ne, tahsil etmediği faiz tahakkuku falan filan değil. Bu harbi kâr 37. O bakın hep çeyreklikler yükseliyor. Yani uzun vade yatırımcının için satma işi yok. Satma bahanesi yok yani. Ama tabii orta vadeli yatırımcısınızdır. O da yeni çıktı, orta vadeli. Nasıl oluyorsa. Yani hisse senedinin vadeli yatırımcısı olmaz. Çünkü hisse senedinde vadeli vade yok. Hani bononun orta vadesi falan oluyor. O da aslında. Yani işin standartı şu. Eğer yeni gelenlerden biriyseniz ben size söyleyeyim. Bir yıl ve altındaki işlemler para piyasası oluyor. Bir yıl ve üstündeki işlemler de sermaye piyasası oluyor. O kadar. Bir de şey var. 0.30'du galiba. Para piyasası fonunda repo ve gecelik repo ve vadesine 30 gün kalmış bonolar portföye alınır. Kısa vadeli bono fonunda da 90 gün ve pardon 25 gün ve 90 gün. 25 günden kısa oldu da mı olunca vadesine az kaldığınca da para piyasası fonunu alıyorlar. O kadar. Yani aslında uzun vadeli yatırımcı diye bir şey de yok. Hisse senedinde orta vade, ama sen alırsın mesela bono ne dedik? 30 90 oldu mu kısa vadeli oluyor. Sen bonodaki vade tanımını getirip buraya koyarsın. Mesela yapı kredi orta vadeli borçlanma araçları fonu denk geldi. Neymiş o? İşte 180-700. 180 ve 700 vadeli. 700 ne? 2 yıl zaten. Ama zaten 2 yıl vadeli bonos vadesine 2 yıl olan bonolar gösterge tahvil falan diyorlar işte onlara. Bakın şu. Bunu da ittire ittire nereye geldi? 2012 yılına bakın.
Müthiş. Zaten 2012 müthiş bir yıldı. 2014. Yani buralarda aldın. Yani uzun vade yatırımcılık böyle. Düşünce de alacaksın ama düşünce hangi hisseyi alacağını bileceksin. Bak şimdi. 24, 28, 23 burada düşmüş. 27, 23, 28, 32, 33 gidiyor yani. Bu işler böyle. Bu BİM şeyi de böyle olsun. Hani bu da işin şu boyutu var. Hani uzun vade yatırımcılığı bulan adam uzun vade yatırımcılık yapmadı yani. İllaki gene vardır hisse senedi de hani BİM'de falan durmadı. Ford Otosan'da falan durmadı. Goodyear falan almıştı listeye bir ara. Sermaye arttırma yapacakken. O öyle kaldı. Yani şimdi listeyi takip etmiyorum pek. Odaş falan var galiba. Olabilir herkesin kendi tercihi.